Selamun Aleyküm, manipülasyonu soruyorsun. Aslında bu batı bir tabiridir Avrupa'dan ama içeriği insandır. Mesela bunu daha çok manipülasyonu nereden tanıyoruz? Borsadan tanıyoruz. Borsada nasıl biliyoruz? Olmayan bir şey varmış gibi göstererek yanlış haberler, söylentilerle, gerçek olmayan işlemlerle ee, insanları yanıltıyorsun, yönlendiriyorsun, satıyorsun, satın alıyorsun, sattırıyorsun. Vesaire yapıyorsun. Dolayısıyla e, manipülasyon... Kapatır mısın? Ama kapat... Şimdi... Nerede? Önemli olan bunu bilmek değil. Bu niçin böyle bir sistem var ve bunu nasıl yönetiriz? Önemli olan bu yani borsada olur, okulda olur. kız erkek olur, ailede olur. aslında bu nedir? İnsanda kafasında 7 tane bir sistem var. 7 tane sistemin içerisinde en dışarıdan içeriye alan yere eee tahayyül ve tasavvur deniliyor. Yani şekillendirme, hayal düşünmek. Bu çok önemli bak. Şekil ve düşünmek. Manipülasyon denilen şey insanın hayalini ve düşüncesini illuminati veya subliminalle orayı kontrol altına almak. Ne demek şey? Subliminal şekil ile. Mesela ee, diyelim ki ben e, ee, Kur'an'ın 34. sayfasındaki 16. ayeti sana misal. Unutturmamak istiyorum. Subliminal kullanabilirim. Ne derim? Ya İstanbul plakası var ya İstanbul plakası ile Bursa plakası kardeş oldular. 34'te 16. Sen daha bunu unutamazsın. Bu subliminal. Yani anlatacağını çarpıcı ve garip bir şekil üzerine üzerine bina etmek ünlü ee, minati ne demek ee, felsefe düşüncelerini felsefe fikirlerini böyle benim ses kaydı gibi yapıyorsun sonra bunu senin duymayacağın müziklerin altına koyuyor bu müziklerin altına koyduğum zaman sen markete gittiğin zaman şöyle duyarsın zeng 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 ama altında şu var Al 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 almalısın almalısın al 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 ihtiyaçtır ihtiyaçtır al 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 ben bunu bildiğim halde markete bir tane kolibant almaya gittim kolibantı bunu bildiğim halde müzik çalıyor biliyorum şimdi beni bir blok edecek 63 lirayla zor çıktım bildiğim halde onu da aldım bunu da aldım İki şey yapıyorlar. Müzik çalıyorlar. Bir de seni bütün şeyi dolaştırıyorlar. Subliminal ve illuminati yapılıyor. Peki sihir, büyü, ondan sonra cinler, şeytanlar veya melekler veya arkadaşın güzel konuşması, güzel şey giyinmesi. insan ya böyle şey olur mu? İnsan tesir alan bir mahluktur ya. Yani aa etkilendim demiyor musun? Etkilenen bir şey de aynı zamanda etkileyendir. İnsan böyledir. Hem etkilenir hem etkiler. Ee, <laughs> Dolayısıyla insan nereye değer veriyorsa, kıymet veriyorsa o sahada etkilenir. Tamam, mesela seni etkileyen bir müzik benim ilgimi çekmez. Beni etkileyen bir güzel Kur'an okuması seni ilgini çekmeyebilir. Böyledir ama insanda bir sistem var. Etkilenen ve etkileyen Buna e, serbest bölge deniliyor nurdersi.com sitesinde e, Serbest bölge Orada bunu Nasıl Detaylı anlatıyor bir saat Serbest bölgeyi anlatıyor Orada e, bu, yani bu bu Tabirler var ya işte Manipülasyon subliminal ulliminati hepsinin Orada Detaylı izahı var Mesela bunu bilince ne olacak? Bak. Bilince ne olacak? Şu çay içeyim. Aklın aklını aklına bela olmuşsa aklın aklına bela olmuşsa aklını aklının belasına nasıl kurtaracaksın? Düşüncelerin düşüncelerine bela olmuşsa bu ne demek ya? Ya kardeşim hariçten kimse yok. Senin aklını kötü hissettiren, seni sana seni sana kötü hissettiren, ben kötüyüm, iyi değilim diyen kim? Kötü hisseden sensin, kötü hissettiren de sensin. Söylenilen, duyan da sensin, söyleyen de sensin. İki tane varız işte içeride. Sen hiç kimseyle koyulmuşmasan, sağda solda yani dağda ve odada kalsan, mutluyken, Birkaç gün sonra kendini mutsuz hissedersin. Ya pe peki kim etkiledi seni? Kimse yok. Niye ben kendimi kötü hissediyorum? Niye kendime zarar veriyorum? Niye ben sigara içeyim, kızlarla gideyim, şunu yapayım, böyle yapayım? Bu bu istekler senin olduğunu mu zannediyorsun? Ee, mesela sen istemediğini aldın. Niye kendini kötü hissediyorsun? Kötü hissettiren başka, kötü hisseden başkadır yani ilim yapıyoruz, öğreniyoruz, rahatlıyoruz. Başka birisi geliyor, düşüncemi alt üst ediyor. Bundan anlamıyor musun ki? Sen içeride 2 üç tanesin. 3 tane ayrı sistem. Bunu deyip kapatıyor. Ne demek? Bir odun düşün, odun. Odun bir tanedir. Görün işte bir tanedir. Odun. Yakarsanız üç tanedir. Bir, duman. iki ışık. Işık ateş bir de kül. Odundan örnek maksat bedendir vücuttur. Odundaki duman nefistir şeytandır. Odundaki nur melektir. Odundaki ateş şeytandır. Odundaki duman cindir. Odundaki e, kül toprak o da insandır. Ha, ha şimdi. Eğer odundan dumanının fazla çıkmasını istemiyorsan odunu güneşe koy da kurusun. Ne demek bu? Güneş ilimdir. Bunları öğrendiğin zaman odun kuruyor, dumanın az çıkıyor. Yani kafadan fazla ses çıkmıyor, değişik sesler çıkmıyor. Ve öyle bir hale geliyorsun bunu bildiğin zaman kafandaki bütün sesleri kontrol ediyorsun. İstemediğin şeyler orada horon oynatamaz. Mesela bir misal vereyim kendimden. Ben bu işi bildiğim için... Kendime de hakim olduğumdan dolayı... Benim kafamda gelir, tutunamaz. Fikir gelir, düşünce, istekler gelir. Arzu gelir, yap onu, de onu, vur ozunu, şöyle yap. Bunlar gelir. Temmuz-Ağustos ayında... E, gündüz ortası karın... Kar, buz e, tutunamaz. O sıcakta ne olur? Erir gider. Bildiğin zaman... ki Kur'an'da öyle diyor. Hiç bilenle bilmeyen eşit olur mu? Bildiğin zaman... Bilmek yetmiyor. Onu eyleme geçirdin mi tutunamaz. Demek ki Avrupa'dan gelen bu manipülasyon aslında insanın kafasındaki hayalini ve düşüncelerini etkilemektir. Bunu manipülasyon felsefedeki tabir, bizdeki tabir sihir, büyü oluyor. Sihir, büyü o göz olur beddua ah almak bunlar bunlar o dimağında kafanın içerisinde ee, inşallah nurdersi.com'a girin serbest bölge 17 tanedir bir tanesini seçin mesela serbest bölge 17 ya Yakuplu dersi var gir peki ne olacak o dinden bahsetmiyor insandan bahsediyorum bu felsefedir Mantıktır, matematiktir, kainattır, fiziktir, psikolojidir, psikiyatristtir, pedagogdur, baklör. Şey alakası yok yani. Kendini kötü hissediyorsan git bakarsınız. Peki sorunuza inşallah arzu ettiğiniz gibi cevap olmuştur zannediyorum. Malipinasyonla neresi etkileniyor? Hayalini ve düşünceleri nasıl etkileniyor? Ee, ve onun gibi olmaya başlıyorsun. Onun ağzını kullanıyorsun. Öyle düşünüyorsun. Onun dışına çıkamazsın yani. Ben bunun e, haritasını Allah nasip etti bana. Kafanın haritasını nurdersi.com'a girin görürsünüz. Selamünaleyküm, Aleyküm. Hayırlı geceler diliyorum.